Yani geleceğin ticaretindeki özellikle teknoloji ve bunun etkilerini dikkate aldığımızda ben bunu ikiye bölüyorum. Nasıl yaşam 1.0 ve 2.0 var? Covid öncesiyle Covid sonrasındaki gelişen dönemi çok kısa altında çizmemiz gerekirse, bizim perakende sektörü üzerine baktığınızda özellikle omnichannel, kişiselleştirme, hızlı teslimat gibi konular çok ön plandaydı. Yaklaşık bu 2019'da günümüze kadar ki gelmiş olduğumuz dönemde ticaretin bu kısımlarına birçok firma yoğunlaştı ve teknolojik anlamda bir sürü altyapı yatırımı yapıldı. Biz de facto olarak 2019'da aslında Covid başlamadan önce hem perakende hem de bir teknoloji şirketi olmamızdan kaynaklı bu konuya çok yoğunlaştık. 2019'da bir akıllı mağaza yaptık. Omnichannel'ın dünyada kullanılan hemen hemen bütün fonksiyonlarını bir mağazada toplayıp işte stoktakileşmesinden, stok efficiency'den, verimliliğinden başlayarak müşterinin sürtünmesiz bir alışveriş yaşayabilmesi için tamamen akıllı ve sanal bir mağaza yaptık. Bunun ekmeğini de Covid döneminde çok yedik. Oradaki teknolojileri hepsini fiziksel mağazalarımıza yansıttık ve mağazaların aslında daha akıllı, teknoloji kullanan, sürdürülebilir mağazalar haline gelmesine sağladık ve bu dönüşümü tamamladık diyemeyeceğim. Çünkü Omnichannel'da kullanmış olduğunuz tüm fonksiyonlar da sürekli gelişiyor, kendi kendini eğitiyor ve sahada bunun etkisini implemente edebilmek için de belirli bir vakiti alıyor. Bugün tabii katıldığımız bütün Future Commerce gibi platformlarda devamlı bunları tartışıyoruz. Bence bu bizim nasıl Life 1.0, Life 2.0 diye adlandırıyorlar. Bence özellikle teknoloji kavramı şu anda 1.0'ı bitirdi. AI ile beraber 2.0'a geçti. Bugün Omnichannel'ı konuşmayacak mıyız? Konuşacağız ama bu sefer AI ile konuşacağız. Benim buradaki en önemli öğrenimlerimden bir tanesi mevcut bulmuş olduğum pozisyonumda şirketlerimle, arkadaşlarımla beraber kendi kişisel gelişimi olarak sürekli ChatGPT'ye yoğunlaşıyoruz. AI kullanmaya çalışıyoruz. Bugün birçok moda ve perakende şirketi de aynı zamanda insan kaynaklarından, satışta, pazarlamada, lojistik tarafında, bir yer seçiminde, kiralamada, büyüme stratejisinde, çok büyük bir datanın analizinde, data mining özelinde elimizdeki verileri çok daha akıllı, kısa vadede sonuçlara ulaştırarak bunların da etkilerini sahada görebilmek için AI'yı sürekli kullanmaya çalışıyoruz. Buradaki AI ile alakalı en önemli benim kazanımım şu oldu. Bireylerin kişisel olarak ve özellikle şirketlerin de kendi içerisindeki ekiplerini geliştirme nezdinde bence en önemli başlık AI'ın teknolojik anlamda nereye geldiği değil, gelmiş olduğu noktada kişisel okuryazarlık düzeyimiz. Bu sebepten dolayı benim buradaki birinci aldığım takeaway şu, herkesin bu sektörde geleceği öngörerek AI kullanımını, AI'yı nasıl kullanabildiğini ve kullanması gerektiği ile alakalı okur yazarlığını geliştirmesi gerekiyor. Biz kendi firmamız içerisinde sürekli AI eğitimlerine önem veriyoruz. Tüm implementasyonlarımızı marketing üzerinde kullanabiliyoruz. Bunun gibi birçok örnek verebilirim. Tabii ki önümüzdeki en büyük challenge'lardan bir tanesi teknolojinin sürekli gelişmesiyle beraber özellikle kitle markalarının implementasyon yapma konusunda ciddi zorlukları da oluşuyor. Pazar hem teknolojik anlamda bir öğrenimi ivmesi gösteriyor. Aynı zamanda sahaya indirdiği, öğrenimden ziyade artık uygulamaya geçmiş olduğu tüm tool'ları doğru bir şekilde analiz edip sahanın içerisine indirmesi konusunda çok daha çaba sarf etmemiz gerekiyor. Hem sahadaki bizim lojistik maliyetlerimiz, büyüme tarafındaki raw material inşaat maliyetleri, insan kaynağının bugünkü maliyetleri, yazılım sektöründeki maliyetleri dikkate aldığınızda verimlilik bence birinci kriter. İkincisi gene Omnichannel'ın dönüşümünden sonraki süreçte AI'ın Omnichannel'la beraber hibrit bir modele bürünmesi. En önemlisi ise e-ticarette kişiselleştirme.
kişiselleşme yani personalization dediğimizde bugün teknolojik altyapısı mümkün olmayan, az olan ya da gelişime ayak uyduramayan şirketler bu konuda ister istemez daha eski moda, daha yani old fashion dediğimiz maalesef bir müşteri deneyimi sunuyorlar. Bunu değiştirebilmek için gerçekten şirketlerdeki teknolojik okuryazarlık ve altyapı yatırımlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gibi fuarlarda da best practice'leri gördükçe bence diğer şirketlere de çok ciddi faydası dokunuyor. Bugün yine güzel bir sunum gördük. Aşağı yukarı 100'ün üzerinde çok fazla AI şirketi Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bunların hem sayıları artacak hem de bu AI şirketlerinin kullanımı arttıkça ister istemez çözümler çok daha farklı boyuta kavuşacağını düşünüyorum. Ama yine de konuşmamı bitirmeden önce AI'ın okuryazarlığı bence Türkiye'de ve dünyada sektörel bazda çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Herkese daha fazla AI ile vakit geçirecek günler diliyorum.